Balkan müziğinin Türkiye'deki en güçlü seslerinden Suzan Kardeş'in Bodrum'daki sahnesine konuk olacağız şimdi de. Ünlü şarkıcının güzel sesiyle hem kulakların pasını sileceğiz hem de Bodrum'da gece eğlencesi ne kadara mal oluyor onu öğreneceğiz. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı hareketli Bodrum'da bir gece eğlenmek için ne kadar bütçe ayırmalı? Suzan Kardeş neden Fatih Üre'yi kıskandı? Ben de Fatih Üre'yi kıskandım. 24 saat hareketin dinmediği Bodrum'un merkezindeyiz. Suzan Kardeş çoktan sahneye çıkıp Balkan havası estirmeye başlamış bile. Siyah elbisesinin uzun eteklerini savura savura hem dans ediyor hem en sevilen Balkan şarkılarını seslendiriyor Suzan Kardeş. Bodrum merkezde yeni açılan mekanın içi tıklım tıklım. Birbirinden leziz mezeler ve Ege'nin cömert denizinden tutulmuş taze balıklar masalara servis edilmiş. Peki Bodrum'a tatile gitmişken hem şöhreti dünyaya yayılmış bu yemeklerin tadına bakmak hem de canlı müzik dinlemek için ne kadar bütçe ayırmalısınız? Bu sorunun yanıtını mekanın işletmecisi Ateş Erol'dan öğrenelim. Alkolsüz bir ailenin yemekli yiyip kalkacağı bir şekilde yaklaşık 500-550 lira gibi bir paraya müziğini de dinleyecek. Tabii saat 9'da başlayacak, gece 1-1.30'a kadar eğlenecek. İsteyen alkolünü aldığı zaman tabii biraz daha fiyatlar değişiyor. Yani bu keyifli gecenin kişi başı maliyeti ortalama 125 lira. Üstelik balık sevmiyorsanız farklı menüleri tercih edebilirsiniz. 3 tane farklı menü seçeneğimiz var. VIP menümüz var, normal menümüz var ve işte dediğiniz sizin bahsettiğiniz gibi alkolsüz menü almak isteyenlere tercihler var. Biz fiyatları öğrenip mekanı tanımaya çalışırken Suzan Kardeş ara veriyor. Hemen yanına gidelim. Uçak korkusu olduğundan çok uzun bir yoldan gelmiş Bodrum'a. Ben uçağa binemiyorum o kadar. O kadar yol gidemem ben. Ay yok yok. Hiç binmedin mi? En çok 3,5 saat yok. Bendeki bu uçak korkusu, bendeki kaşlar. Mekanın sahibi Tuğçe Çağdagül yakın dostu olduğundan Suzan Kardeş evde konser veriyor gibi. Ama Bodrum'da senenin ilk konserini verdiğinden aklı Bodrum Fatih'i ünlü şarkıcı Fatih Ürek'te. Ama ben de Fatih Ürek'i kıskandım, bir mekanımız o. Fatihciğime buradan selam. Böyle bir daimi mekanımız oldu. Suzan Kardeş, Türkiye'nin en ünlü makyözlerinden biriyken Sezen Aksu'nun yönlendirmesiyle sahneye çıkmıştı. Bir devir başlarken diğeri bitti. Artık yazmak istiyorum. Sakın bunu final görüşmeyin. Pop müziğin minik serçesi Sezen Aksu bu yılın başlarında sahnelere veda ettiğini böyle duyurmuştu. Başka alanlarda... Ama yakın dostu Suzan Kardeş çok emin. Sezen sahneyi bırakamaz diyor. Belki de bir geri dönüşü müjdeliyor. Sezen Aksu bırakmayacak ya. Bırakmasın yani ya. Bırakmasın. Yani o bırakırsa bir devir kapanır yani. İmkan var mı buna? Acılarım oldu. Herkes gibi elbet. Herkese...